bana kızmasın diye ben üstüme aldım kabahati. Yedi bitirdi beni yani. Abla gidelim, abla gidelim kontrol edelim diye. Resmen sürükledi beni yani buraya. Yoksa benim ne işim var buralarda böyle baskın yapar gibi. Ne baskını canım, biz de burada suç işliyormuşuz gibi. Abla hadi gidelim. Çalışmaları gerekiyormuş, daha fazla meşgul etmeyelim. Gidelim. Böyle ateş almaya gelir gibi oldu ama... bu defalık böyle olsun bakalım. Yardım edeyim. Görüşürüz Seko. Güle güle be. Görüşürüz Seko. Güle güle al. Görüşeceğiz Tamer. Of Allah'ım, az önce biz ne atlattık ya, direkten döndük resmen. Ahu bütün gözleriyle fotoğrafını çekti evin. Bulaşıkları da gördü bence. Umarım yalnız olmadığımızı anlamamıştır. Anlasa burayı başımıza yıkardı Zeko. Merak etme sen. Buz gibi davrandı bana. O kadar uzaklaşmış ki benden. Açık açık sordum, peri kim dedim, var mı hayatında öyle bir diye cevap bile vermedi. Ya lafı geçiştirdi ya değiştirdi. Şimdi bozuldu ya kontrole geldik diye, sinirlendi tabii. Ay, eve gidince sakin sakin konuşursunuz. Yok abla, ben Tamer'e böyle bir şey diyeceğim, o da ne saçmalıyorsun deyip bağırıp çağırmayacak bana. Resmen beni sakinleştirmeye çalıştı ya. Dur bakalım, hele bir eve gelsin de o zaman çekersin sorguya. Ama bana bak Berrin, sakinliğini koruyarak ha, ona göre. Hayatımda biri var derse ne yapacağım ben? Bile bile evliliğime devam mı edeceğim? Edeceksin tabii Berrin. Böyle bir şeyle karşılaşan ilk kadın sen değilsin. Herkes ne yapıyorsa sen de öyle yapacaksın. Direneceksin. Ha, eğer öyle bir durum varsa da kocanı geri kazanmaya bakacaksın. Ağlama. Ben ne diyorum sana? O senin. Tamer senin kocan. Eğer peri diye biri varsa da merak etme, ben onun da alırım paçasını aşağı. Ablana güven sen. O şimdi bozuldu bozuldu ama pabucun pahalı olduğunu anladı o. Hafiye gibi peşindeyiz mesajını verdik. Sen bak gör, akşam koşa koşa gelecek eve. Hadi yürü. Hadi.